Bir önceki dersimizde alkollerin oksidasyonu konusunu işlemiştik. Bu dersimizde bir adım daha ileri giderek farklı alkoller üzerinden bu konuyu birkaç örnekle açıklamak istiyorum. İlk olarak primer alkollerle başlayalım. Hidroksil grubuna bağlı olan karbona alfa karbonu dediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Mekanizmanın çalışabilmesi yani bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için alfa karbonla en azından bir hidrojen bağlı olmalı. Bu çok önemli bunu unutmayalım. Eğer primer alkolün yanına sodyum dikromat, sülfürik asit ve su eklersek ki buna Jones reaktifi diyoruz, alfa karbonu yükseltgeyebilir. Alfa karbonuna bağlı protonlardan bir tanesini kaybedebiliriz. Bu durumda aldehit fonksiyonel grubuna sahip oluruz. Sonuç olarak karbonla hidrojen arasında bir bağ azalırken karbonla oksijen arasındaki bağ sayısı artmış olur. Buradaki zorluk aldehite ayırmaya çalışmak yani aldehit elde etmek. Tepkime devam ettiği için bu durumun gerçekten çok zor olduğunu söyleyebilirim. İkinci bir yükseltgenme ile elde edeceğimiz şey ise karboksilik asit. Sonuç olarak şu şekilde özetleyebiliriz. Eğer bir primer alkol Jones reaktifi ile tepkimeye girerse, birincil yükseltgenme sonucunda aldehit, ikincil yükseltgenmede ise karboksilik asit elde edersiniz. Bir örnek üzerinden gidelim primer alkol olarak etanolü ele alalım. Yanına da Jones reaktifini ekleyelim. Sodyum dikromatın içindeki krom turuncumsu bir renge sahip. Bu da tepkimenin başında turuncu bir renge sahip olacağımızı gösteriyor. Primer alkol yükseltgendiği zaman karboksilik asit elde edeceğiz. Karbon sayısı değişmeyecek. Hala iki karbonumuz olacak. Ana tepkimenin sonucunda alkol değil karboksilik asit elde edeceğiz. Hatta bu durumda asetik asit. İlk olarak oksijenle arasında tek bağ olan karbon tepkime sonunda 3 bağa sahip olacak. Eğer alfa karbonu yükseltgeniyorsa kromun da indirgenmesi gerekir. Yükseltgenme basamağı da 6 artı iken 3 artı olur. Bir önceki videodan hatırlarsanız bu da yeşilimsi bir renge sahip olacak. Renk değişimleri sayesinde bu tepkimeyi gözlemlemek aslında çok kolay. Bu tepkime çok hızlı gerçekleşiyor. Hatta alkol metrelerde de kullanılıyor. Hani şu nefesinizde alkol olup olmadığını ölçen testlerde. Şimdi bir de tepkimeyi aldehit basamağında durdurmak istersek neler yapmamız gerektiğine bakalım. Bir diğer deyişle yükseltgenmenin karboksilik aside kadar devam etmesini istemezsek ne yapmamız gerekiyor ona bir bakalım. Bu durumda tabii ki farklı bir reaktif kullanmamız gerekiyor. Öncelikle primer alkolü buraya tekrar çizelim. Eğer tek bir yükseltgenme ile aldehit elde etmek istiyorsak piridinyum klorokromat gibi bir reaktif kullanmamız daha doğru olur. Öncelikle bu maddenin yapısına bir göz atalım. Piridinlerden elde ediliyor. Baz gibi davranan piridin buradan bir proton alıp pozitif bir yük oluşturuyor. Elimizde bir de negatif yüklü CrO3Cl- var. Burası piridinyum kısmı olacak. Piridinyum. Sağda ise klorokromat olacak. Onu da şuraya yazalım. Kloro kromat. PCC reaktifi Jones reaktifine oranla çok daha ılımlı bir madde. Primer alkolü yükseltecek fakat aldehit basamağında duracak. Evet, devam ediyoruz. Bu sefer de etanolle ile başladığımızı ve yanına PCC eklediğimizi varsayalım. Bunun sonucunda da aldehit elde ederiz. İki karbonlu bir aldehit olduğuna göre buradaki iki karbonun da yerinde kaldığını söyleyebiliriz çift bağ oluşturup etanol ya da asetaldehit elde ediyoruz. Böylece primel alkollerinde sonuna geldik. Biraz da sekonder yani ikincil alkollere bakalım mı? Genel bir tepkime ile başlayalım. İki farklı alkil grubu var. Hidroksil grubuna bağlı bir alfa karbonu. Tekrar hatırlatıyorum. Tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan şey bu alfa karbonuna bağlı olan bir hidrojen. İkincil alkollerde sadece tek bir ürün elde etme şansımız var. Önceki videolardan hatırlarsanız sekonder alkoller ketona yükseltgenirler. Bu alkoller için Jones reaktifini de PCC reaktifini de kullanabilirsiniz. Her iki tepkimenin de sonucunda keton elde edersiniz. Bir örnekle inceleyelim. İkincil bir alkolle başlayalım. Öncelikle buraya bir benzen halkası çizelim. Şuraya da sekonder alkolü koyalım. Varsayalım ki Jones reaktifi ya da PCC ekledik. Öncelikle alfa karbonumuz nerede ona bakalım. İşte şurada mavi nokta ile işaretlediğim gibi hidroksil grubuna bağlı. Ayrıca bu karbona bir tane de hidrojen bağlı olduğunu görüyorum. Bunun sonucunda da keton elde edeceğimizi biliyoruz. Hemen benzen halkasını çizelim. Alfa karbonunu ketona çevirelim. İşte bu. Hemen hızlıca bir örnek üzerine daha düşünelim. Üçüncül yani tersiyel bir alkolede bakalım mı? Ne dersiniz? Tert butanol gibi bir alkolle başladığımızı varsayalım. Eğer bu tersiyer alkolü Jones reaktifi veya PCC ile yükseltgemek istersek tepkime olmayacağını daha önceki derslerimizde görmüştük. Öncelikle alfa karbonuna bakalım. Alfa karbonuna bağlı bir hidrojen göremiyorum. Ama tepkimenin gerçekleşmesi için hidrojene ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Yani tepkimenin gerçekleşmesi hidrojenin varlığına bağlı hidrojen olmadığına göre demek ki tersiyer alkolleri bu gibi mekanizmalarla yükseltgemek mümkün değil bunu da gördükten sonra alkollerin yükseltgenmesiyle ile ilgili her şeyi gözden geçirdiğimizi düşünüyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere